Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu yılı sizlerle birlikte çok özel bir ürüne yakından bakacağız. Yani ürün geldiği günden beri çok yoğun bir şekilde kullanıyorum ve ürünü kutusundan çıkardım, kurulumunu yaptım, kullanmaya başladım. O gün bugündür ürünü bırakamıyorum. Çünkü ürün gerçekten özellikleriyle birlikte beni çok fazlasıyla etkiledi. Ekran muhteşem, özellikler muhteşem, kalem yapısıyla yapılabilenler muhteşem, ses deneyimi inanılmaz iyi. Çok öveceğim bir incelemeyi sizlerle bugün paylaşacağım. Hadi gelin detaylarla hemen başlayalım. Her zaman olduğu gibi kutu içiyle başlamak istiyorum. Kutudan ünümüzün kendisi 88 watt gücündeki iki adet çıkışa sahip olan adaptörü, şarj kablosu ve klavyesi kılıfı çıkıyor. Ek olarak bizler kalemi de görüyoruz kutu içeriği olarak baktığımızda zaten aslında ana kutu içeriği sadece tabletimizi içeriyor. Bizler bunu satın aldığımızda şu an itibariyle yani bugün itibariyle bunu satın aldığınızda bu görmüş olduğumuz klavyeli kılıf ve kalemi sizlere ek olacak şekilde geliyor. Yani ek bir şekilde bunlara para ödemiyorsunuz. Zaten ürünü set olarak kullandığınızda bütün nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Bu hali bütün beklentilerimi karşılayan bir ürün olduğunu kesin bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Ve sizler bu ürünü şu an satın aldığınızda şöyle bir detayla karşılaşıyorsunuz. 6 aylık ücretsiz ekran değişim garantisiyle. Bu ürünü satın aldıktan sonra 6 içerisinde diyelim ki ekranı kırdınız. Bir defaya mahsus ekranınız ücretsiz bir şekilde değiştiriliyor. Bilginiz olsun. Tasarımla başlayacak olursak ekranımız 13.2 inç büyüklüğünde kocaman bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Ancak tasarım haliyle baktığımızda gerçekten çok iyi görünüyor. Bir kere ekranda OLED bir panel kullanılmış. Kullanım açısından medya tüketimi yaptığınızda, çalıştığınızda, ders çalıştığınızda, iş yaptığınızda çok iyi vakitler geçirebiliyorsunuz. OLED panel biliyorsunuz avantajlı bir panel ve bu ürünü uyandırır uyandırmaz şunu görüyorsunuz. Ekran gerçekten başarılı olun ilk olarak sizlere hissettirebiliyor. Tasarım daha da fazla detayına indiğimizde bu tablet oldukça ince bir tablet. 13.2 inç büyüklüğünde aslında büyük bir ekrandan bahsediyoruz ama Huawei burada gerçekten tasarım konusunda kafa yormuş ve bu ürünü bizlere sunabilmiş. 5.5 mm'lik bir kalınlığa sahibiz. Ağırlığımız da 580 gram. Rakiplerine baktığımızda bu ekran büyüklüğüyle birlikte gerçekten iyi bir konumda yer aldığını söyleyebilirim. Huawei MatePad Pro 13.2 modelinin. Ya ben böyle düşünüyorum tasarım tarafında. Kameraya gelecek olursak kameramız ön kameramız üst orta tarafa konumlandırılmış ve çerçevesel açıdan bakıldığında da ekran kasa oranı gerçekten güzel ayarlanmış. Ekrana baktığınızı şunu diyebiliyorsunuz. Tam ekran deneyimini bana yansıtabiliyor. Benim deneyimlerimde yaşamış olduğum şeyler işte bu şekildeydi. Ve ekran kasa gövde oranına geldiğimizde %94'lük bir ekran kasa gövde oranı ile karşılaşıyoruz. Bu da dediğim gibi bir şeyler izlediğinizde tam ekranla birlikte çok keyifli vakitler geçirmenizi sağlıyor. Uzun zamandır kullanıyorum ve YouTube'dan bir şeyler izlerken artık notbuğumu açmama gerek kalmıyor. Çünkü çoğu notbuktan çok daha iyi bir ekrana sahip bunu sizlerle paylaşabilirim. Tasarım detaylarıyla mücadele olursak ürünün sağ tarafında iki tane hoparlörle karşılaşıyoruz. Tip C portu da buraya konumlandırılmış. Sol tarafa geldiğimizde ise yine iki tane hoparlörle karşılaşıyoruz. Bu toplamda 6 tane hoparlör bulunuyor ve hoparlörlerin ses deneyimi çok iyi. 4 tanesi bas, 2 tanesi de tiz olarak karşımıza çıkıyor ve çok keyifli vakitler geçirebiliyorsunuz. Bir tabii gördüğüm en iyi hoparlör deneyimini bu tablette gördüm yani bu deneyimi yaşadım. Bir şeyler izlediğinizde sanki böyle bluetooth bir hoparlörünüz varmış da ondan dinliyormuş gibi hissediyorsunuz öyle bir ses deneyimi sizlere sunuluyor. Ses kısmına geldiğimizde buna detaylı bir şekilde değiniyor olacağım. Bunlar benim ilk izlenimlerim. Ve devam edecek olursak sizlere ilk olarak klavye kısmından bahsetmek istiyorum. Kılıf kısmından bahsetmek istiyorum. Bu yapı sayesinde bizler ürünü klavyeli bir şekilde kullanabiliyoruz ve touchpad seçeneği de alt tarafta karşımıza çıkıyor. Ve 2-3 parmak fonksiyonları burada destekleniyor. Kısa yollarla bir ürünü çok daha hızlı bir şekilde sizler kullanabiliyorsunuz. Huawei Matebook ailesine aşina olduğumuz o 2 3 parmak fonksiyonları burada da destekleniyor. Farklı özelleşmeleri sizler touchpad sayesinde yapabiliyorsunuz. Ve buna da ilk olacak şekilde tuşlarımız öyle ufak tuşlar değil. Yazı yazma hissiyatı da gerçekten iyi ayarlanmış. Evet arka planda aydınlatma seçeneği bulunmuyor. Zaten bir tablet olduğu için hani gerek var mı sorusu akıllara gelebilir. Çünkü aydınlatmalı olduğunda daha fazla güç harcayacağı anlamına geliyor. Ben açıkçası bu haliyle gayet Başarılı buldum. Evet ilerleyen sürümlerde belki burada bize arkadan aynalatmalı seçeneği de görebiliriz ama bence bu halde gayet yeterli bir deneyim sunuyor. Peki bizler bu ürünü nasıl şarj ediyoruz abi? Bu da oldukça önemli. Bu ürünü arka plandan tabi ki bağladığınızda otomatik olarak bağlantı gerçekleşmiş oluyor ve ek bir şekilde ürünü şarj etme durumuyla karşılaşmıyorsunuz bunu sizlerle paylaşmış olayım. Ve buna da ek olacak şekilde bakın ben burada tablete bir açı ayarlaması yaptım. Sizler bu klavyeli kılıf sayesinde açı ayarlamaları da yapabiliyorsunuz. Buradan tableti ayırdığınızda da klavyeli şekilde kullanımlarınıza devam edebilirsiniz. Ya tablet bu konuda gerçekten benim beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Ve sıra geldi klavyeden sonra kalem hakkında konuşmaya. Bu kalem M-Pencil 3. nesil olarak geçiyor ve farklı özelleşmeleri bünyesinde barındırıyor. Nedir bu özelleşmeler? Mesela bize baktığımızda düşük gecikme süresiyle karşılaşıyoruz. 10.000 seviyeli basınç algılama detayıyla karşılaşıyoruz. Bunlar bir araya geldiğinde özellikle bu basınç algılama yapısıyla birlikte tasarımcılar, çizim yapanlar çok daha özelleştirebilir detaylarla karşılaşıyor. Yani baskı yapınıza göre aldığınız oradaki çizim detayı daha fazla daha yoğun bir şekilde karşınıza çıkıyor. Kalemin buradaki gelişmeleri gerçekten güzel olmuş. Zaten kalemi birazdan yine parantez açıyor olacağım diyorum ve kalemi üst tarafı şu şekilde yerleştirdiğinde hem kalemimiz oradan şarj oluyor hem de sabit bir şekilde burada durabiliyor ve gelelim şimdi ekran yapısına daha yakından bakalım. Huawei gerçekten bu modelde çok iyi bir ekran ortaya koymuş. Yani en başta da söylemiştim. Ürünü açar açmaz ekrandan etkilendim. Gerek parlaklığı, renk canlılığı çok başarılı. Peki detaylarımız nasıl? Ekran büyüklüğü 13.2 inç büyüklüğünde. Ekran çözünürlüğü de 2880 2880'e 1920 ve bu ekran 144 Hz'lik tazeleme hızını destekliyor. Ekran gövde oranı da %94 seviyelerinde. Ekran hakkında çok söylenecek şey var. Bu tabletle çok fazla keyifli vakit geçirdim. Ekranımız OLED panelli, siyahlar gerçek siyah, renkler çok canlı, renk derinliği çok çok iyi. Bir tablette beklediğinizden fazlasını sizlere kesinlikle ama kesinlikle sunabiliyor. Ürün ilk geldiğinde açtım ve karşıma koydum. Dedim ki vay be. Yani bir tablette böyle bir ekran görebilmek beni açıkçası çok sevindirdi. Çünkü her zaman notebook taşımakla insanlar uğraşmak istemeyebiliyor. Evet yeni nesil Huawei MateBook ailesi de bakıldığında oldukça hafif. Yani bunu sizlere söyleyebilirim ama dokunmatik bir panel kullanmak tabi direkt olarak klavyesi şekilde kullandığınızda sizleri güzel hissettiriyor ve bu başarılı ekranla çok keyifli vakitler dediğim gibi yine geçirebiliyorsunuz. Parlaklık tarafına geldiğimizde tablet 1000 seviyesine ulaşabiliyor. Parlaklığı en yükseğe aldığınızda çok parlak bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Parlaklık konusunda bence aklınıza herhangi bir soru işareti kesinlikle olmamalı. Ve bu kocaman ekrandaki renk derinliğimizde 1.07 milyar haberiniz olsun. Youtube'da bir şeyler izlediğinizde hashtag içerikler tüketebiliyorsunuz. En yüksek çözünürlükte herhangi bir sorunu olmadan tam kredi içerikler tüketebiliyorsunuz ve ekranın en boy oranı sayesinde böyle ekranda büyüttüğünüzde biraz içerikleri uygun şekilde diyorsunuz ki ya evet abi adamlar ekranı gerçekten yapmışlar. Bu videoda bu tabi çok öveceğim. En baştan sizlere söylemiş olayım. Ben çok keyifli vakitler geçirdim. Çoğu notebook'tan çok daha iyi bir ekrana sahip benim düşüncem. Bu tarafta bu şekilde. Ve üzüldüğüm bir nokta var ekranla alakalı. Nedir bu? Netflix tarafı. Şimdi biliyorsunuz Netflix'te bir kodek durumu söz konusu. Cihazlarda farklı kodekler işliyor. Mesela örnek vermek gerekirse L1 kodeyi sayesinde ve HDR destekleri sayesinde tabletinizin desteklemiş olduğu en yüksek kaliteli içerikler tüketebiliyorsunuz. Bu tablet L1 kodeyini maalesef desteklemiyor. L3 kodeyi ile karşılaşıyoruz. Yani Netflix'e girdiğimizde 480p çözünürlüğünde içerikler tüketebiliyoruz. YouTube ve farklı platformlarda bir sorun yok ama Netflix tarafında durum bu şekilde. Burada da keşke bir lisanslama işine gidilip burada L1 kodi, HDR desteklerini görseymişiz. Yani bu ekranla birlikte Netflix tarafında gerçekten güzel şeyler yaşanabilirdi. Ve tabii ki profesyoneller unutulmuyor. Huawei biliyorsunuz her ürününde profesyonelleri önemsiyor. İş profesyonellerini, öğrencileri önemsiyor. Bu ekrandaki Delta E değeri birden küçük. Bu da ne anlama geliyor biliyor musunuz? Sizler bu tabletin ekranıyla birlikte renk ayarlaması yapabiliyorsunuz. Renk ayarlaması yaptığınızda da buradaki bu delta E değeri sayesinde farklı ekranlara geçtiğinizde benzer renkleri görüyorsunuz. Profesyoneller için bu oldukça önemli bir şey çünkü renk yapan insanlar var, çizim yapanlar var. Ya. Bu tabletten başka bir tablete geçtiğinde ya da farklı bir cihaza geçtiğinde farklı bir renkle karşılaşmak insanlar istemiyor. Çünkü adamın işi bu ve bir profesyonel. Bu tabletin ekranı işte bu konu tam olarak profesyonellerin beklentisini karşılayabiliyor. Buna da ek olarak şekilde uzun süreli kullanımlarda avantaj sağlayan tüy sertifikaları da bu tabletle bizlerin karşısına çıkıyor. Ve tazeleme hızı konusunda bir parantez açmak istiyorum. Tablet 144 Hz'lik bir tazeleme hızını destekliyor. Sizler özelleşmelerle birlikte farklı şekilde ekran tazeleme hızını kullanabiliyorsunuz. Ben genel olarak kullanımlarımı dinamik modda yaptım. Gerektiği zamanlarda kendisi 144 Hz alıyor ve tabletik akıcılığımı çok daha iyi hale getiriyor. Bu şekilde kullandığınızda zaten pil tüketimine de avantaj sağlıyorsunuz. Böyle bir ürün tercih eden bir kişi genelde bu tableti yoğun kullanacağı anlamına geliyor. Çünkü tabletin fiyatı belli, ettiği kitle belli. E bu haliyle bakıldığında bize daha uzun ekran süreleri isteyeceğiz çünkü tableti kullanmak istiyoruz. Evet tablet hızlı şarj destekli ama durum genel olarak bu taraf sizlerin de bildiği şekilde Böyle. Şimdi tablet 100 sayesinde sosyal medyada gezerken destekli oyunlara girdiğinizde çok akıcı bir görüntüle karşılaşıyorsunuz. Tablet bu konuda gerçekten çok başarılı bir deneyim sunuyor. Bu büyük ekranla bitti yüksek tazelimiz bir araya gelince ekranın deneyimi daha da keyifli hale gelmiş. Peki sadece bu ekranı medya tüketimi için mi kullanabiliriz? Hayır dediğim gibi iş ve ders içinde öğrenciler bu tableti kullanabiliyorlar. Nasıl kullanabiliyorlar? Ekran 13.2 inç büyüklüğünde büyük bir ekran. Sizler ekranı bölerek kullanımlarınızı yapabilirsiniz. Not alma, rapor hazırlama, Farklı işlemler için ekranı böldüğünüzde ekran zaten büyük olduğu için herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Bunun da yanı sıra sizler bu ekranla birlikte küçük pencereleri de kontrol edebiliyorsunuz. Ve pencerelerin boyutları yine bilgisayarlık gibi özel olarak ayarlanabiliyor. Yani ekranda birden fazla sekme pencere açtığınızda özelleşmelerinizle birlikte ekranı çok rahat bir şekilde kullanımlarınızı yapabiliyorsunuz. Bir bilgisayar deneyimi sunduğunu bu tarafta kesin bir şekilde söyleyebilirim. E zaten klavyemiz var. E, bu tarafta da bu destekler var. Bunlar bir araya geldiğinde size bu iyi deneyimle karşılaşmış oluyorsunuz. Kalem tarafına yeniden gelmiş olduk. Asıl yaratıcılık kısmı kalem tarafında başlıyor. Kalemle birlikte farklı fırça efektleri, renk yakalama, çizim kolaylıkları aklınıza ne geliyorsa yaşayabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Tablet dijital bir not defterine dönüşüyor ve istemiş olduğunuz çizimleri, not alımlarını yapabiliyorsunuz. Ve önceden sadece sizlerin bu tabletlerde Huawei tabletlerde yapmış olduğu notları sizden bir yerde paylaşırken resim veya pdf olarak paylaşabiliyordunuz ve daha sonrasında bunları düzenleyemiyordunuz. Artık Huawei'nin kendi formatıyla birlikte sizler burada özelleşmelerinizi yapabiliyorsunuz. High Note isimli bir format var burada. Sizler bir dosyayı başka kişiden aldığınızda artık direkt olarak açık düzenlemenizi devam edebiliyorsunuz ya da sizler birini dosyayı paylaştığınızda direkt olarak bu şekilde kullanımlarını yapabiliyorlar, özelleşmelerini yapabiliyorlar. Peki kalemle birlikte biz ya bu tableti kullandığımızda hangi uygulamaları kullanabiliyoruz? Aslında uygulama seçeneği çok fazla. Özellikle tasarımcıların bu tarz konularda beklentileri uygulamalar ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Bu ürünün içerisinde bir uygulama var. Empen Zone isimli. Bu uygulamayı kullandığınızda, daha doğrusu uygulamaya giriş yaptığınızda karşınıza farklı uygulamalar çıkıyor. Nasıl uygulamalar? Kalemle alakalı kullanım yapabileceğiniz uygulamalar. PDF düzenleyicileri ve birçok uygulama burada sizlerin karşısına çıkıyor. İstemiş olduğunuz uygulama ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Ücretli seçenekler de var. Burada tercih sizlere kalmış. Yani yaratıcılık tarafında aslında her şey sizlere kalmış durumda. Kaleminiz var, çok başarılı bir ekranınız var, uygulama desteği var. Bunları kullanarak istemiş olduğunuz her şeyi yapabilirsiniz. Not alın, rapor hazırlayın, tasarım yapın, çizimler yapın. Aklınıza ne geliyorsa bu konuda bütün beklentilerinizi karşılayabiliyor. Ve sıra geldi performans hakkında konuşmaya. Tabletin kalbinde Kirin 9000S işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye de 12 GB RAM ve 512 GB'lik depolama alanı eşlik ediyor. İşlemcimiz 7 nanometrelik bir üretim aşamasından geçmiş. RAM ve depolama tarafında şöyle bir seçenek mevcut. Ürünün farklı versiyonları var. 16 GB RAM'li versiyonu da var mesela. Benim incelemiş olduğum model 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip ve sizler şu an ekranda Antutu skorunu görüyorsunuz. Farklı cihazlarla bu cihazın işlemcisini kıyaslamak istiyorsanız Istersiniz. Bu skoru kullanabilirsiniz. Ürünün test tarafındaki skoru işte bu şekilde. Ve sizin en fazla merak edilen detaylardan bir tanesi şu stres ses performansı. Ürün da performansını ne kadar kaybediyor? Yapmış olduğum 15 dakikalık stres sesi boyunca cihaz performansının %82'sini koruyabildi. Ekran boyutuna oranla bakıldığında ve genel olarak sunabiliklerine bakıldığında gayet iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim tablo şu an ekranda yer alıyor. Şimdi gelelim genel deneyim hakkında konuşalım. Herhangi bir kasma dolma takıma sonra tabii ki kesinlikle mümkün değil. Sizler bu tabletle birlikte video kurgulama işi bile yapabilirsiniz. Destekli uygulamaları girdiğinizde kurgularınızı yapabiliyorsunuz. Tabii burada biraz projenin durumu da önemli ama genel olarak sizlere sorun çıkarmayacağını söyleyebilirim. Gayet yeterli performansı kullanıcılarla buluşturabilecek bir işlemci Kirin 9000S işlemcisi. Ben yapmış olduğum kullanımlarda CapCut gibi uygulamalarda testleri yaptım ve herhangi bir yavaşlama, ağırlaşma durumuyla karşılaşmadım. Gayet sorunsuz bir şekilde düzenlemelerimi yapabildim. Evet şimdi sıra geldi kameralar hakkında konuşmaya. Tabletin arka tarafında iki tane kamera bulunuyor. Ana kameramız 13 megapiksel çözünürlüğünde bu ana kameraya da geniş açılı bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafa geldiğimizde ise bu çentikli yapı içerisinde iki tane kamera karşılaşıyoruz. Bir tanesi 16 megapiksel çözünürlüğünde bir tanesi TOF kamera olarak geçiyor ve Buraya bu da konumlandırılmış durumda. Arka kamerayla birlikte 4K 30 FPS yudak kayıt altına alabilirken ön kamerayla birlikte 1080p 30 FPS videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Hadi gelin şimdi birlikte çekmiş olduğum fotoğraf video örneklerine yakından bakalım ürün nasıl bir kamera performans varmış bunu görelim. Ve sıra geldi çok memnun olduğum bir kısma daha yakından bakma. Yani hoparlör kısmına. Bu ürün toplamda 6 tane hoparlör bulunuyor. 4 tanesi bas, 2 tanesi tiz ve bir tablet deneyimlemiş olduğum en iyi hoparlör deneyimi bu tablette karşıma çıktı. Ya bir tablet sizlere Bluetooth hoparlör deneyimi sunabiliyor ya. Bu bir gerçek. Bu üründe basları ayrı hissedebiliyorsunuz, tizleri ayrı hissedebiliyorsunuz. Ya çoğu notebook modelinden çok daha iyi bir hoparlör deneyimine sahip. Bir müzik açtığımda Dedim ki ya bir tablette gerçekten bu şekilde bir müzik deneyimi yaşanabiliyor muymuş? O basları sizleri hissettirebiliyor ve tablete masayı düz koyduğunuzda masaya elinizi koyduğunuzda o basları sizler hissedebiliyorsunuz. O doygunluk, basın derinliği sizlere gelebiliyor. Ben hoparlör konusunda bu üründen çok memnun kaldım. Huawei gerçekten muazzam bir iş şey ortaya koymuş. Yani ürünü bu konuda da övmeye devam edeceğim. Sıra geldi batarya hakkında konuşmaya. Herkesin bu tarz ürünlerde en fazla merak ettiği kısımlardan bir tanesi bu. Bu tablet içerisinde 10.100 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. Kutudan çıkan 88 wattlık adaptörle birlikte bizler bu ürünü şarj edebiliyoruz. Ürün hızlı şarj destekli. %100'e 65 dakikada ulaşabiliyor. Batarya kapasitesine oranla bakıldığında gayet iyi bir hızlı şarj olma durumu olduğunu sizlere söyleyebilirim. Peki bir günü kurtarıyor mu? Bence kesinlikle kurtarıyor. Mesela şu an saatimiz kaçmış? 14.52 ve şarjımız %77. Ürünü sabahtan beri kullanıyorum. Yaklaşık 10.30'dan beri kullanıyorum ve ürüne testler uyguluyorum. Yani normal kullanımda daha fazla güç harcamayacaktır. Ben testi daha fazla güç uygulayarak ürün ne kadar pil çektiğine bakmak istedim ve yapmış olduğum kullanımlar mesela 15 dakikalık stres testinde sadece %1 şarjını kaybetti ve bu da şunu bizlere sunabiliyor. Direkt olarak anlayabiliyoruz. Zaten yapmış olduğum kullanımlardan da bunu anladım. Bir günü çıkarma konusunda herhangi bir soru söz konusu değil. Tabi parlaklık seviyesi yapılan tüketim de burada etkili ama ben genel olarak bu ürünü kategorisine göre kullandığınızda bir gün çıkartabileceğini düşünüyorum. Hadi diyelim ki çıkarmadı çok yoğun kullandınız. Hızlı şarj desteğiniz var. Direkt olarak ürünü şarjı takıp hızlı şekilde şarj edebilirsiniz. Şimdi sıra geldi herkesin çok fazla merak ettiği bir kısma yakınlamak mı? Yani yazılım uygulama yükleme kısmına. Bu ürün içerisindeki işlem sistemi Harmony OS 4.0 ve bizler uygulamaları Huawei AppGallery üzerinden indirebiliyoruz. çeşitli banka uygulamaları, çok fazla uygulamanın AppGallery'de karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Peki sizler Google uygulamanı kullanmak istediğinizde ne yapmanız gerekiyor? Gbox kullanacaksınız. AppGallery üzerinden GBox indiriyorsunuz ve Google ile alakalı bütün sistemleri kullanabiliyorsunuz. YouTube, Gmail, Google haritalar, Google Drive... Aklınıza ne geliyorsa Google dokümanlar yani bunların hepsi kullanabiliyor ve sorunsuz bir şekilde kullanılıyor. Bizler aslında burada bir emülatör kullanıyor gibiyiz. Gbox'a girdiğimizde karşımıza farklı bir ekran çıkıyor. Play Store üzerinden bizler uygulamaları indiriyoruz. Ve daha sonrasında masa bunlar kısa yol olarak eklenebiliyor. Direkt olarak uygulama tıkladığınızda girişinizi yapabiliyorsunuz. Ve örnek veriyorum bu bir emülatör olduğu için herhangi bir kayıpla da karşılaşmıyorsunuz. Yani YouTube'a girdiğinizde 4K, HDR içeriği sorunsuz bir şekilde oynatabiliyorsunuz. E tabii ki APK kurulum desteği de üründe bulunuyor. Ve ekosistem avantajlarından biri olan çoklu ekran işbirliğini bizler bu ürünle birlikte kullanabiliyoruz. Huawei MacBook'umuzun ikinci ekranı olarak bu tableti kullanabiliriz. Bu destek kullanıcıları bu tarafta sunuluyor. E süper cihaz desteğimizi tabii ki olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi diyorum. Ve ürün genel olarak işte bu detaylarla karşımıza çıkmış oldu. Uzun bir video oldu. Ürünü sizlere bol bol övdüğümü düşünüyorum. Çünkü ürün gerçekten övülecek bir ürün. Bence bu yıla da damga vuracak bir ürün. Hem performans konusunda hem de genel hatlarıyla birlikte benim çok memnun kaldım, çok beğendiğim bir ürün oldu. Sizler bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.